Yoksa Mehdi çıkmış olsa, mesela Mısır gibi bir ülkede çıksa yapacağı hiçbir şey olmaz. Irak'ta çıkmış olsa yapacağı hiçbir şey olmaz. Ama Türkiye'yi Cenab-ı Allah hazırlamış. Adetullah'a uygun. Her şeyi adetullah'a uygun yapar Cenab-ı Allah. Önce mesela Atatürk gönderiyor, sonra Bediüzzaman'ı gönderiyor. Modern İslam anlayışını bir oturtuyor Cenab-ı Allah. Sonra Mehdi yavaş yavaş o zeminde gelişmeye başlıyor. Evet. Ve zaman içerisinde öyle bir yayıyor ki Mehdi'nin fark edilmesi adeta imkansız hale geliyor. Zaman çok müthiş bir örtüdür. Tül gibi örtmüş Cenab-ı Allah zamanla. Mehdiyet. Zamana yayıyor. Yavaş yavaş, yavaş yavaş olduğu için fark edilmiyor. Aslında İslam birliğine dünyanın hiçbir ülkesi karşı koymaz. Onların karşı olduğu bağnazlık ve yobazlık hakikaten, yani insanlık tarihinin en büyük felaketidir yobazlık. Faşizmden daha da beterdir. Yani komünizmde de yine adam bir laf anlatabilirsin de yobaza laf hiç anlatamazsın. Yani müthiş bir vahşettir yobazlık. Bunları sorduğunda, yani yobaz gibi yaşamak istiyor musun dediğinde tabii ki diyor. Peki uygula diyorsun. Ya diyor, ben insanım, nasıl yapacağım diyor. Nefis var diyor. Yapamam diyor. Ama böyle harbi yobazlar hakikaten gösteriş yönünü çok iyi yapar. Yani azgınlık, taşkınlık hepsi olmuş oluyor. Ama tabii yobaza nefret gözüyle bakmak doğru değil. Yobaz zaman içinde hastalanmış bir insandır. Yani uzun zaman içerisinde birbirlerini de hastalıkla pekiştiren insanların bu hastalığı daha da geliştirdiğini görüyoruz. Onun için müşfik bir üslupla, şefkatli bir üslupla akılcı yaklaşmak lazım. İşte bak, yobazlığa karşı sürekli gayret ederek Türkiye'de yobazlığın belini ciddi şekilde kırdık. Yani azgın bir yobazlık anlayışını Türkiye'de göremiyoruz. Azgın bir Atatürk düşmanlığını da göremiyoruz. Eskiden bayağı şiddetliydi. Atatürk düşmanlığı çok azgıncaydı. Adamlar da hakikaten cevap veremiyorlardı. İşte Atatürk'e hakaret edenlere cevap veremiyorlardı. Ama şu an bizim anlatımlarımızdan şakır şakır cevap veriyorlar. Eskiden Darwinizme cevap veremiyorlardı, şu an veriyorlar. Komünizme cevap veremiyorlardı, cevap veriyorlar. Atatürk düşmanlığına cevap veremiyorlardı, bizim sayemizde cevap veriyorlar. Yobazlara cevap veremiyordu. Mesela yobazlara karşı ya dinsiz oluyorlardı, ya yobaz oluyor. İkinci bir yol yok gibiydi. Ama şu an yobazlık, dinsizlik ve gerçek İslam var. Dinsiz de gerçek İslam'a geliyor, yobaz da gerçek İslam'a geliyor. Yani orta noktada buluşuyorlar.